Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 10-16 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Güneş Aslan burcunda ilerlemesini sürdürüyor ve yanında Merkür de Aslan burcunda ve bunlar sizin 10. evinize aydınlatıyor. Dolayısıyla şu dönemde toplumdaki duruşunuz, genel kariyer beklentileriniz, otoriteyle, otorite figürleriyle olan ilişki dinamikleriniz Güneş tarafından daha bir görünür hale gelebilir. Bu hafta Ay son dördün fazında olacak. Hafta başı pazartesinden itibaren Boğa burcunda ilerliyor. Pazartesi, salı, çarşamba öğleden sonraki saatlere kadar Ay Boğa burcunda ilerlerken sevgili akrepler özellikle ilişki dinamikleriniz biraz daha öne çıkacak gibi görünüyor. Eşinizle birlikte yapacağınız faaliyetler, işbirlikleri, ortaklıklar, bazı paylaşımlar, yakın arkadaşlıklar öne çıkabilir. Bazı özel işlerinizle ilgili hizmetler alabilirsiniz, danışmanlıklar alabilirsiniz. Bazı yazışmalar, anlaşmalar, sözleşmeler, yasal konularda yine hafta başı gündeminizde olabilir. Bir ilişkinizle ilgili belki bir kararı varacaksınız ya da bir hizmet aldığınız konuyla ilgili yine bir dönüm noktasındasınız. Bir yol ayrımı olabilir bu ya da bir yeni karar verme aşamasında olabilirsiniz. Çarşamba öğleden sonraki saatlerden itibaren ay artık ikizlerde. Perşembe ve cuma Ay ikizler burcunda hareket ediyor olacak. Bu iki gün e, özellikle hayatımızda daha çok hani maddi konular, para, parasal durumlarımızla ilgili şartlar biraz daha bizi duygusal olarak etkileyebilir. E, ödenmesi gereken faturalarımız olabilir, banka işlerimiz olabilir, borçları olabilir, vergi konuları, kredi konuları, sigorta konuları ve benzeri. Bazen eşimizle paylaştığımız kaynaklar ya da böyle hisseli paralar alanında da e, meşguliyetlerimiz olabilir. işte tüm bunlar belki para hesapları var. Muhasebe işlerimiz var. Perşembe ve cuma özellikle gündemimizde daha fazla olabilir. Zaman zaman duygusal olarak biraz melankolik hissedebilir. Zaman zaman karamsar da hissedebiliriz. Duygu durumumuzu dengelemeye çalışalım. Çünkü gezegeniniz Mars Koç burcunda çok hızlı, çok aktif ve sabırsız, dürtüsel davranma eğiliminde. Üstelik bu hafta 13 Ağustos'ta Mars Oğlak Burcu'ndaki Plüto ile kare açı yapacak. Her ikisi sizin aslında yönetici gezegeniniz. Dolayısıyla ayın 13'ü aslında 12, 13, 14 Ağustos haftanın ortalarından itibaren kendinizi daha gergin, daha sabırsız, daha tahammülsüz hissedebilirsiniz. Bu da gereksiz böyle ilişkilerde patlamalara, gereksiz tartışmalara yol açabilir. Hatta zaman zaman bu yoğun ve zorlayıcı enerji vücut ağrılarına, eklem ağrılarına yol açabilir. Baş ağrılarınız olabilir. Kronik sağlık sorunlarınız biraz tetiklenebilir. Kazaları ve sakarlıklara da açık olabilirsiniz. Lütfen, lütfen bu hafta dikkat edin. Öyle çok fevri davranmayın. Öfkenizi kontrol etmeye çalışın. Daha sabırlı, daha sağduyulu olmaya özen gösterin. Hafta sonu Ay yengeç burcunda olacak. Evet, hafta sonu belki bir tatil, şöyle bir seyahat planlayabiliriz. Hareketlilik var. Aileniz, yakınlarınız veya uzaklarda yaşayan kişilerle de görüşmeniz, haber almanız, hani gitmelerin, gelmelerin, ziyaretlerin olması da mümkün görünüyor. zihinsel anlamda hareketlilik artıyor. Daha fazla bilgi bilgiye ulaşabilir, konuşabilir, yazışabilir, okuyabilirsiniz hafta sonu. Özellikle eğitimle ilgili konular da öne çıkıyor. Ee, ve özellikle yurt dışı bağlantılı bazı planlarınız varsa akademik konular olabilir belki hukuksal bazı konular olabilir tüm bunları da bir şekilde gözden geçireceğiniz ve onlarla ilgili hani enerjilerin e, etkili olabileceği bir hafta sonu var cumartesi günü nispeten daha rahat akan bir enerji kendinizi iyimser hissedebilir keyifli hissedebilirsiniz ama Pazar akşam saatlerine biraz dikkat edin çünkü enerjiler biraz daha gerilimde olacak. Gereksiz münakaşalardan kaçının lütfen ee, ve trafikte de lütfen daha dikkatli olun sevgili akrepler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.